Evet değerli konuklar, kıymetli misafirler. Yine bir hafta sonu, yine bir pazar akşamı sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz her hafta birbirinden değerli konukları ağırlamaktan inan çok mutlu oluyorum. Ama diğer konu, sizler bize konuk ettiğiniz için o apayrı bir duygu. Hanımlar, ben size ne demiştim? Çaylarınızı, kahvelerinizi koyuyorsunuz. Çaylarınızı beyler dağıtacak size. Doğru mu? Evet, her hafta dediğim gibi çok ama çok değerli konuklar alıyordum. Bu hafta farklı bir konuk, farklı bir yorum. Ben de çok heyecanlıyım. Ankara'dan geldi. Kırmadı geldi. Ama inanın bu programı asla kaçırmayın. Sizlere ekranlarımızda hanımefendiye nasıl ulaşacağınızı da yazacağız. Evet, çok değerli bir konuğum var. Gülten Ünal. Evet, hemen kendisine hoş geldin. Hoş buldum Engin Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ama bize bir gün bol yağmurlu geldi. Rahmeti getirdim diyelim. Evet, evet, çok güzel oldu. Güzel rahmetler olsun. Evet. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyler, kulağınızı açın. Gerçekten çok ama çok ama çok önemli sizlere bilgiler verecek Gülten Hanım. Valla ben de çok heyecanlıyım. Evet, kendisine tekrar hoş geldin diyorum. Sizler de sakın ha bizden ayrılmayın. Ciddi ciddi dinleyin. Evet, ilk sorum. Değerli konuklarıma, değerli seyircilerimize, yaşam koçu ne demek, nedir? Onu önce bir açıklayın. Yaşam koçu, kişilerin hayat döngülerinde eksik kaldığı yerler varsa, evet, onlara bir yol gösterici diye düşünüyorum. Yol gösteriyorum ama alan ne üzerinden istiyorlarsa. Yaşam koçluğu çok çok alanları farklıdır. Benim alanım da farklı. Yaşam koçuyum, evet, ama ben manevi ilimle birleştirerek bunu yapıyorum. İlim ve bilimle birleştirip kendi ekolümü oluşturdum. Bu şekilde alt şeylerim vardır grupta. Duru gözün, spiritüel danışmanı. Artı bütünsel şifacılık yapıyorum. Evet. Rüya yorumu yapıyorum. Bunlar yaşam koçluğunun alt kriter bölümleri diyeyim ben size Engin Bey. Evet. Hanımlar, duydunuz değil mi? Yani birçok... Bir yol göstericiyim. Evet. Ama doğru yol gösteriyor. Buna inanın. Ben şahidim. Bakın ben... Benim ekranlarımda, benim yapmış olduğum programlarda doğru olanı seçmeye çalışıyorum. Hani bundan önceki programlarımda vardı ya, başarılı iş kadınları. Beyler, eşlerinize çok değer verin. Neden? Herkesin, bu erkekte de bayanda da, herkesin içinde bir cevher vardır. Lütfen hanımlarınızı engellemeyin, sen yapamazsın demeyin. Geçen bundan önceki programımda bir hanımefendiye ağırlamıştım. Dedi ki bana, salça üretiyorlarmış. Bakın, patron kim dedim, biz hepimiz patronuz dedi. Bakın, oradaki hanımefendiler ortaklaşa bir salça firması kurmuşlar, ufakmış. Daha sonra büyütmüşler. Bakın, görüyorsunuz değil mi, hanımefendiler neler yapıyor. Yani işte gördüğünüz gibi Gülten Hanım'da. Evet, Gülten Hanım'a bir soru daha soracağım. Değmeli her şeye. Evet, değmeli. Kıskançlık yok ya. Böyle bir şey yok ya. Değil olmasın, mi ya? Olmasın. Olmasın. Beyler. Olmasın. Zaten hep sizlere çatıyorum. Bari hiç yok. Olanları da ben anlatıyorum. Ötelesinler oluyor. Evet. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Çok önemli. Ya şöyle söyleyeyim Engin Bey. Profesyonel anlama, geçiş anlamında 10 yılı tamamladım. Bunun öncesi de var. Aslında normalde 12 yıl. Hı-hı. Ama onun öncesi de var. Profesyonel anlamda kendimi geliştirip homos, evet, olarak yapmaya 10 senedir yapıyorum, evet, bu işi. Çok güzel, çok güzel. 10 yıldır yapıyorum. 10 yıldır yapıyorum. Peki herhangi bir tepki aldınız mı? Olumsuz ya da olumlu olarak mı? Yani. Olumsuz çok çok almadım. Elbette oluyor. Elbette oluyor ama daha yoğun hep olumlu. Evet. Çünkü ben insanları kırmamaya gayret ediyorum. Onların içlerinde bulundukları ruhsal, fiziksel ve zihinsel olarak bulunduğu duyguları göz önünde bulundurduğum için o şekilde, evet, bir yaklaşım sergiliyorum. Zaten alanım da bu olduğu için mümkünatı yok zaten diğer türlü davranmama. Evet, harikasınız ya. Teşekkür ederim. İnsan, çok güzel şeyler söylüyorsun. İnsan çok önemli.
Evet. İnsana değer veremiyorlar. Peki atıyorum sizi çağırdılar. Evet. Ama yani zaten Ankara'dan geliyorsunuz, Mersin'den çağırdılar, gelir misiniz? Nasıl bunu yapabiliyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz? O şartlar kendiliğinden oluşuyor zaten, konuşuyoruz karşı tarafla. Şartlar olgunlaşırsa, benim için de uygunsa, okey deyip gidiyorum. Gidiyorum, evet. Elbette gidiyorum. Çünkü bazen gelemeyecek durumda olan insanlar var. Onlara birebir seans uygulamam gerekiyor. Bu şekilde. Evet, çok güzel. Keşke... ben hemen bir şey daha söyleyeceğim. Hemen aklıma gelmişken söyleyeceğim. Tabii ki, tabii. Size çünkü çok konuştum ben bu konuları. Evet. Ya pek dilim de dönmüyor ya. Aura mı diyoruz? Aura. 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 Evet, kişinin, bütün insanlarda bulunan enerjik, ışınsal bir renk akımı diyeyim ben size. O zedelendiği zaman ya da enerji yüksek olan insanların aurası güzeldir. Hani günümüzde bazen diyoruz ya, çok yakışıklı, enerji çok güzel. Öyle insanlar... Toplumda biz bunları söylüyoruz değil mi? Gerçekten enerji yüksek insanlar olumludur, pozitiftir ve o karşıdaki insana geçer. Ama bunu yükseltmek için ne yapmak gerekiyor? Evet. Teknolojik aletlerden uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle uyurken cep telefonlarımızda, tabletlerimizde, bilgisayar olan ortamlarda uyumamak gerekiyor. Evet. Çünkü radyoaktif ışınlar veriyor, beyin direkt etkileniyor. Evet. Ama yükseltmek için ne yapabiliriz? Yükseltmek için eğer imkanımız varsa denizde, dalga sesleri dinlemek, denize girmek, banyo yapmak, abdest almak, yeşile bakmak, ormanlık arazide topraklamak, toprakla yürümek, bunlar ağları güçlendiren unsurlardır. Çok güzel. Daha da var tabii, artırabiliriz bunları. Mesela? Hobiler edinebilir insan kendi alanını yükseltmek için. Çünkü kişi günümüz itibariyle yaşam döngüsünde şöyle, çalışma ortamında sinirli, öfkeli olabiliyor, öfke patlamaları yaşıyor. O kişi de ne yapıyor? Aurasını düşürüyor. Onu yükseltmek için hobi edinebilir, ne yapabilir? Kendi yeteneği de olsa resim çizebilir, doğa yürüyüşü yapabilir, tesbih çekebilir. Kendi hobi olarak yapabileceği ne varsa resim çizebilir, şarkı söyleyebilir gibi gibi böyle artırabiliriz. Evet, çok güzel. Değerli konuklar, bir şey söylemek istiyorum sizlere. Hemen aklıma geldikken söyleyeceğim. Gülten Hanım bundan sanırım bir ay önce de tekrar İstanbul'da görüşmüştük değil mi sanırım? Benim tırnaklarımda bir problem vardı. Kameraman arkadaşım benim tırnaklarımı görse çok sevineceğim. Tırnaklarımda böyle Gülten Hanım'la oturup çay kahve içerken demiştik ya tırnaklarınızda ne oldu sizin? Ben de yani bir şeyler oldu galiba falan dedim. Tabii ki doktorlarımıza, tıbba çok güveniyorum. O ayrı bir şey. Değil mi yani? Tabii ben çok veriyorum. Doktorlarımız Allah başımızdan eksik etmesinler. Evet. Onlara inancımız sonsuz. Gülten Hanım bana şunu dedi, elinizi bana verin dedi. Ve elime tırnaklarım üzerinde bir işlem yaptı. İnanın bir hafta sonra tırnaklarım geçti benim. Buna ben inanın. Burada öğreniyorum bunu. Evet, ve ben benim, size söylemedim. Evet, sürpriz çünkü, oldu benim için. Evet, evet. Yani... ben inandığım kişileri ekrana alırım. İnanmadığım hiç kimseyi almam. Hiç kimseyi de değerli konuklarımıza çok değer verdiğim için onlara yanlış bilgiler veren hiçbir konuyu almam. Evet, bana gelen hafta içi telefonlarda şunlar söylendi. Ya Engin Arda, hep sunuculuk mu yapıyorsunuz dediler. Biraz kendimden bahsedeyim. Tabii ki. Evet, ben sunuculuk yapıyorum. Organizatörüm. Türkiye'nin her yerinde engelli konserlerine gidiyorum ve gittiğim her organizede kendim sunuculuğumu yapıyorum. Biraz şarkı da söylüyorum, becerebildiğim kadar söylüyorum. Şiir okuyorum. Bunun yanı sıra şu anda çok büyük bir hazırlık yapıyorum. Sizlerle paylaşmak çok istiyorum bunu. İnşallah bulunduğunuz memleketlerinize de inşallah belki gelebiliriz. Ne yapacağız? Ben buradan Bahar Öztan'a çok teşekkür ediyorum. Doktor Civan'ım filmindeki Bahar Öztan'la Kemal Sunal'ın oynamış oldukları filmdeki motoru açık arttırmayla deprem zedelere bağışlayacağız inşallah. Motorun sahibi Ali Bey'e de buradan sevgilerim, saygılarımı sunuyorum. İşte ben böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi engelli konseri benim sayfamda Engin Arda diye yazdığınız zaman nerede bir sorun, engelli konseri için eğlenmek istiyorlar, sandalye istiyorlar gibi
bunlara destek vermeye çalışıyorum. Bunu da söyleyeyim, her şey para değil değerli konuklar. Engelli dostlarımıza elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Evet. Çok tebrik ediyorum ben de sizin teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bana bu sorular geliyor. Enginar'da sadece televizyonda mı program yapıyorsunuz? Hayır, hep konserlere gidiyorum. Hep para kazanmıyorum. Para ikinci plan. Zamanınızı tabii güzel şeylerde değerlendiriyorsunuz. Evet, öyle yapmak lazım. Yani bir daha gelmiyoruz bu dünyaya. Evet. Gördüğünüz bir anda yerli bir olduk. O kadar insanlarımız... Hiçbir şeyin garantisi yok mu? Yok, yok yani. Evet. Garantisi yok. O yüzden değerli konuklar, istediğiniz konserle ilgili, engelli olsun, işte mesela bundan iki gün önce şeydeydik, huzur evindeydik. Yaşlarımıza çok güzel bir program yaptık. O da beni orada baktım, çok duygulandım. Yalan yok. Çok duygulandım. Onlar da buna hakkı yani. Değil mi yani? Yaşı 80'di, 90 da olsa. Onlar da bir genç önce. Tabii canım ya. Biz de o yollara gidiyoruz. Evet, evet. Unutmamak gerekiyor. Evet, devam ediyorum. Bir gün seni çok sıkacağım, çok yoracağım. Estağfurullah. Keşke kurşun getirseydik buraya be. Kafama dökerdi. Evet, bu kurşun dökme ki faydalar nelerdir ve siz döküyorsunuz. Ben bunu sizden de öğrenmiştim, daha önce görüşmüştük. Genelde ne faydası oluyor? Şöyle söyleyeyim, kişilerin üzerinde bulunan negatif enerjisel olan ne varsa, nazar enerjisi, diğer blokaj enerjiler, tamam, onları dediğim gibi ele alma özelliğim de olduğu için, evet, onunla bütünleştirip döküyorum kişiyi, tamamen tedavi ediyorum bu konularda. Sonuç güzel oluyor, kişi o alandan kurtuluyor. Evet. Kurşunun özelliği de zaten bu element olarak normalde kurşun kendi bünyesinde olumsuz enerjileri toplayan bir element. Ki ben de bunu ele almışlığımı ilimle birleştirdiğim için dua enerjisiyle bu, evet, iki katına çıkmış oluyor. Kişinin eğer tıbbi bir şeysi yoksa, rahatsızlığı yoksa, onu da ben zaten söylüyorum. Sizinki, evet, tıbbidir, gidin orada çözüm alın. Ama baktığınız zaman o şekilde olmadığı zaman da dediğim alanlardaki temizlik ve tedaviyi sağlıyor. Zaten tamamen alıyor. Ha, üçleme dediğimiz olay şeklinde gerçekleşir burada. Bir, evet, seferde olan bir şey değildir. Kişinin içinde bulunduğu o negatiflik ne kadar ağırsa o tekrarlanabiliyor. Tabii, tabii bir seferde olmuyor bazen. Değerli konuklar, ben bilmiyorum. Gülten Hanım da trene binmiyor. Değil mi? Ne doğa. Garip bir şey değil mi? Ben uçağa binmiyorum. İşte aklım olur, sen trene binmekte çekiniyorsun. Değil mi? Deneyimlemedim. Ama orayı böyle saptırıyorum ama... çünkü seni fazla sıkmak istemiyorum. Yok yok, yaparım, evet, yani her şeyde deneyimlemek gerekiyor. Tabii, çünkü tabii, insan korkmamalı. Aynen. Korkuları da insan yüzleşmeli. Evet. Ben bir şey daha soracağım. Birçok ünlü sizinle görüşmek istiyor. Onlara yani ne demek istersin? Onlara kesin ben faydalı olurum diyebiliyor musun? Tabii şifa Allah'tan, o tabii ayrı bir şey. Kesinlikle o kadar çok keskin bir şey olur, kesin olur. Çünkü, hı-hı, ben uygularım, yapacaklarımı yaparım, seanslarımı veririm hangi alandan istiyorsa. Tabii. Benden sonra karşıdaki danışmanlık alan kişiye bitiyorlar. Yani. Çünkü o benim dediklerimi yaparsa, birebir uygularsa sonuç o kesinlik noktasına ulaşır. Değil mi? Tabii ki. Evet, evet. Yani bu sadece benimle alakalı değil. Danışan ve danışmanlık alan kişi. Anladım. Onlarla. O kendisi uygularsa birebir, eksiksiz yaparsa dediğim süre vardır. İşte 7 gün, 21 gün. O sürede yapacağı dualar vardır vereceğim ya da kendisiyle alakalı ritüeller vardır. Onları uygular, sonuca ulaşır. Ama yapmazsa, eksik yaparsa zaten sonuç olmaz. Yani. O da benimle alakalı değil diyorum ya, danışmanlık alan kişiyle alakalı bir sorun. Antibiyotik gibi bir şey. Tabii. Yani 8 saatte. Şöyle söyleyeyim, hani tıbbi doktor nasıl sabah akşam öğle dediği bir şey veriyorsa, ilaç veriyorsa, ben de onu uygulatıyorum. Değil mi? Tabii, evet, kendi alanımla ilgili uygulamak zorundayım ki sonuç, evet, o şekilde, tedavisi o şekilde. Evet, evet, gayet güzel konuşuyorsunuz valla. Ben yani isterim ki sizi böyle saatlerce konuştum.
teşekkür ediyorum. İsterim. Gerçekten çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Ben bir kez daha söylüyorum değerli konuklar, kıymetli misafirler. Gerçekten Gülten Hanım bugüne kadar ne yaptıysa ben de şahidim. Dedim ya, ekranlarıma misafir ettiğim, konuk ettiğim değerli isimlerin gerçekten başarısını görüyorsam onları konuk alıyorum. Yoksa almıyorum. Yani bakın, bu programı sakın kaçırmayın. Pazar günü saat 23'te. İnşallah sizlere bu şeyini de vereceğiz. Gülten Hanım'a nasıl ulaşıyorsunuz onu da vereceğiz. O size her türlü desteği verir diye düşünüyorum. Ki vereceğine de inanırım. Mesela size nasıl ulaşırlar? Bana şu anda Instagram üzerinden Gülten Hanım'a sayfam açık. Oradan DM'den bana yazıp ulaşabilirler. Gülten Hanım. Gülten Ünal. Evet, Gülten Ünal. Instagram hesabım. Oradan Instagram. DM'den bana ulaşabilirler. Evet. Duydunuz değil mi? Ben duydum. Siz de duydunuz. Evet, kahvelerinizi alın lütfen. Beyler, siz getirin kahveleri hanımlara. Evet, başka söylemek istediğin neler var? Başka. Mesela hiç ben bu hastamı yani iyileştirdim. Böyle bir anınız var mı? Çok mutlu olduğunuz bir anınız var mı? İlle ki vardır. Çok fazla var. Evet. Yani onların içinden hangi birini seçip de ben size anlatayım. Şu anda ben de orada hafıza yokluyorum, kendi hafızamı yokluyorum. Yani şöyle, evliliklerde sorun yaşayan insanlar oluyor. Çocukların evet. Da farklı böyle korkuları olan, kendi korkuları olan, evet. Tıbbi evet. Gidip de çözüm bulamayıp, zaten insanlarımız bu alanı çok biraz da suistimal edilebilen bir alan evet. Olduğu için yanlış evet. Yerlere gidip, o çözümsüzlüğün içine daha çözümsüz hale getirip, bana evet. Geldiği zaman ben oradan başlıyorum. Temeldeki sorunu hallettikten sonra o kişinin kendisiyle alakalı dediğim noktaya ulaşması için mutluluk kanıtıyoruz ama biraz bazen zor bir süreç olabiliyor, uzun bir süreç olabiliyor. Dediğim evet. Gibi kişiyle alakalı. Tabii. Kişi isteyerek çabalarsa, çabaya bağlı, çabalarsa ben iyileşeceğim, benim şifam burada, tedavim burada dediği zaman gerçekten de anında, çünkü söz büyüdür, inanmak da başarmaktır, onu yaptığı zaman zaten o alan atılmış olur. Benim işim de kolaylaşmış olur. Çok fazla var Engin Bey, dediğim gibi hafızamı yokladım ama birebir şu oldu da diyemem. Çok fazla çünkü. Konu çok fazla, alan da çok fazla. Atıyorum birisi nazardan gelmiştir, şu sorunu vardı. Kimisi blokaj enerjiden gelmiştir, onu çözüm derim. Evet. Dediğim gibi genelde istek daha çok kurşun dökmeyi daha çok talep ediyorlar seans olarak. Mesela bana kurşun dökecek. Ne kadar kurşun almam gerekiyor? Yarım kilo mu? Hayır. Şöyle o kurşun alınma şeyleri bazen böyle plaka şeklinde oluyor küçük bir şekilde. O yeterli oluyor döküm için. Terbi. Bazen minik minikler oluyor. Onlardan 4-5 tanesi yeterli oluyor. Daha büyükleri var. Onlardan da 2 tanesi yeterli oluyor Engin Bey. Evet, yani, kurşunun çok büyük faydaları. Tabii ki var. Diye duydum. Yani şöyle, bazen de ihtilafa düşüyor, caiz mi değil mi diye dediğimizce. Bu şamanlıktan gelen bir şey Türklerde, yapılan evet. Bir şey. Evet. Dediğim gibi biraz ilk başta, programın ilk başında da söylemiştim ya, hani kurşunun kendi element olarak zaten negatifi alma özelliğine sahip. Artı bir de bu dua enerjisiyle birleştiği zaman bu çok çok kat kat büyüyerek onun enerji alanını kuvvetlendiriyor. Evet. Böyle bir durum. Çok güzel. Hiçbir şey boşa tutmadan her şeyden tedavi olunabiliyor. Bitkilerden, işte değer doğal taşlardan, bu da kişinin işte astrolojiye de giriyor. Kendi burçlarıyla alakalı, hangi taş ona uygundur, onu taşımak gerekiyor. Her şey, hiçbir şey doğada, hiçbir şey Allah boş yere yaradan, sistem boş yere yaratmamıştır. İnsanoğlunun önüne sunmuştur. Bunu bilip gerçekten de kullanmakta olay. Değil mi? Tabii, evet. Araştırmakta. Ama günümüzde de çok çok arttı bu. İnsanlar evet. Daha bilinçlendi bu konuda. Evet. Bu yöne çok çok fazla yöneldiler. Evet. O da güzel. Ha, olumsuzluğu da var. Çok çok işte ne diyelim, suni astrologlar, işte evet, bunun gibi evet, insanlar evet. Da türedi tabii. Dediğim gibi sömürü alanı çok, çok fazla, istismar alanı evet. Çok fazla bu olayda. Aynen öyle. Yani o toplumuza o kadar çok bu işi de yapan, fazlalıkta yapan, evet. O kadar kafelerde dolu yani, evet, dolu. Evet. Ben en sonunda fal bakmaya karar verdim. Şimdi çok iyi para kazanıyorlar. Hiç tasvip etmiyorum, onaylamıyorum. Özellikle bayramlar olsa hiç hoş değil. Evet,
Herkes öyle söylüyor, biz öylesine kapattık, biz öyle. Öyle evet, evet. Bir olay yok. Sonuçta evet. Yasak yani, edilen bir durum. Evde de hanımlar da zaten, hadi gel bize kahve içelim de bir falına bak gibi. Ya evet, 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 evet. Her yerde var bu. Dünya genelinde insanların hepsinde var. Var, evet. Tarot, işte İskambil falı, çok evet. Çok çok değişik alanlara yayıldı. Hı-hı, ve evet, onlara para kazanılıyor evet. Maalesef. En iyisi biz. Herkes bir çalışarak şey para kazanalım. Evet, sunuculuk yapıyorum mesela ben. Sunuculuktan para kazanayım. Herkes alanında bildiği işi yapsın, uygulasın. Herkes yaptığı bildiği işi yapsın dediğin gibi. Değerli konuklar, bir de bana gelen Instagram'a yazdı birkaç şey, dostlarımız, arkadaşlarımız, izleyicilerimiz. Benim şarkı mı söylüyorsun, şiir mi okuyorsun? Evet, ben hemen bu konuya da aydınlık getirmek istiyorum. Evet, ben şarkı da söylüyorum ama pek beceremiyorum. Ha, şiir mi okuyorum? Okuyorum. Bana dedi ki, biraz okur musunuz? Ben yani şu anda programda evet. Okumanızı istesem kırmaz mısınız herhalde beni? Yok, ve seyircilerimiz, izleyenlerimiz. İnşallah. Kendi yapmış olduğum zaten 4-5 tane var ama ben dinlemiştim bir onu okudum, başka bir tane okudum. Tabii canım, hayır, dinlemiştim sizin şiir okumanızı, çok güzeldi. Evet, yine, teşekkür ederim. Yine dinlemek istiyorum ve seyircilerimizle beraber. Evet, değerli konuklarım, ben şiir yazarken oturuyorum böyle eve, yazıyorum. Ondan sonra topluyorum hepsini, işte bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum falan derken güzel bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu arada da 3 tane single çıkardım, şiir albümü. İnşallah en kısa zamanda onu tanıtımını yapacağım. Hemen söyleyeyim, zamanımız çok kısıtlı. Yine canın sağ olsun okuyayım ya. Olur mu? Olur, siz bilirsiniz. Size bıraktım ben. Seyircilerimize de bıraktım yani. Ah be bir tanem. Ah be bir tanem. Bak, bak sana yazdım. Senin gibi kalleşlere yazdım. Bak dinle, sana yazdım. Bu sana yazdığım veda mektubu. Yaşıyor aşkımız her satırında. Bırak gizli kalsın hatıralarla. Unut gitsin beni. Canın sağ olsun. Ellerin elimde, gözlerin bende. Vazgeçmem imkansız. Teksin kalbimde. Kader şimdi bizi hayırsa bile. Unut gitsin beni. Canın sağ olsun. Biraz söyledim, yeter. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Duygularınıza, evet, işlerinize sağlık. Sağ olun. Doğru. Bir programın sonuna geldik. Ben önce değerli konuğuma son olarak bize sözlerini söyler misiniz? Herkes sevgilerini sunuyorum. Sevgiyle kalsınlar, ilahi ışıkta yol alsınlar. İyi akşamlar diliyorum. Huzurlu hafta sonları diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayındı. Teşekkür ediyorum size. Beni sizler de geldiniz. Beni gururlandırdınız, onur ettiniz. Evet değerli konuklar, kıymetli misafirler, bir dahaki programda görüşme dileğiyle. Alasma.